Beşiktaş üst üste 3. haftada puan kaybını yaşadı. Fernando Santos iyi bir açılış yaptı Kartal abi. Evet. Karagümrük'e karşı ama sonrasında Pendikspor, Adana Demirspor ve Sivasspor maçlarındaki puan kayıpları var. Yani dün öyle bir ilk yarı oynadı ki Beşiktaş. İsabetli şut yok. Neredeyse rakip ceza sahasına girme yok. 6'ydı galiba. Oyun Hiçbir şey yok, yok. reaksiyon yok. Yani penaltı dışında Beşiktaşlı taraftarları heyecanlandıracak hiçbir nokta yaşanmadı ilk yarıda maçta. Son 3 maç, az önce saydığım 3 maça bakarsak da Beşiktaş duraklamalarla birlikte 300 dakikadır neredeyse ligde gol bulamıyor. Yani büyük sorunlar var zaten sezon başından bu yana. Ama oyun olarak da kıpırdanmakta, reaksiyon vermekte, biraz olsun taraftarına parıltı göstermekte çok zorlanan bir Beşiktaş var. Evet. Şimdi Fernando Santos tabii geldiğinde bir hava kattı. Yani isim olarak camia işte özellikle Sayın Başkan Hasan Arat seçildikten sonraki seçilmeden önceki iddialı açıklamaları, seçildikten sonra işte teknik adam değişikliği, ardından bu sürecin uzaması ve taraftarların teknik adam konusundaki de sabrının taşması, ardından işte Santos'un göreve getirilmesi bir memnuniyet yaratmıştı Beşiktaş camiasında. İlk maçta o havayla iyi sonuç aldılar ama hep genelde böyle bir teknik adam değişikliklerinden sonra ilk maçlar bir iki maç böyle iyi gider ama ardından tekrar takım o eski kimliğine bürünür. Beşiktaş da bunu yaşıyor. Şimdi Santos'un tabii tecrübesine, teknik adamla kimse bir şey diyemez ama kadro öyle bir kadro ki Santos'u da yıpratacak bir kadro. Yani Santos dışında işte ne bileyim Guardiola'dan tut Klopp'u kimi getirsen şu kadroyla çok fazla kısa Yani bu vadede bir şey kadro yapamaz. normalde yani her ay bir teknik adam değiştirir yani. Normalde yani. Beş oldu değil mi? Tabii tabii sezon başından bu yana. beşinci. Ya hatta Serdar Hoca ile altı. Yani Serdar'ı da sayarsak. Şimdi tabii ki yani bir teknik adam değişikliği olmayacak bundan sonra. Bundan sonrası yapılacak olan takımın değişmesi. Şimdi ara transfer geldi. Ara transferde yapabilecekler sınırlı Beşiktaş'ta. Şimdi insanlar doğal olarak artık taraftarın da sabrı taşmış durumda. Dün mesela bakıyoruz Sivas'ta olsun burada olsun protestolar başladı. Takımın otobüsünü kesmeler, Samet Aybaba'yı çevirmeler. Şimdi yeni bir video gördüm. Samet Hoca'ya biraz da bayağı da bir sert Bizde de tepkiler vardı olmuş görüntüler. yani. Eğer arkadaşlar onlar hazırsa onları da verebiliriz. Şeydeki havaalanın içinde var bir de havaalanın dışında var. Havaalanın dışındakiler sert. Hatta Samet Hoca iyi çok iyi yaklaşıyor. Yani çok taraftara karşı çok sevecen yaklaşıyor ama Ama dikkat et Kartal yavaş abi. yavaş 3-4 haftadır sertleşiyor da ton. aslında o Samet Aybaba ile diyalog devam ediyor Diyalog taraftarların. devam ediyor. Ya orada tabii doğal olarak Samet Aybaba işin içinde olduğu için yöneticilerden çok Samet Hoca ile diyaloglar başladı. Şimdi Samet Hoca tanıdığımız Samet Aybaba hakikaten ikili ilişkileri iyi olan bir insandır. Yani hem teknik adamlıkta hem teknik adamlık dışında. Yani insanlara iyi yaklaşmayı sever. Olumlu yaklaşmayı, ılımlı yaklaşmayı sever. Ama dün bakıyoruz o havaalanında iş biraz sertleşmeye doğru gidiyor. Bunlar iyi değil. Yani bunlarla bir yere varamazsınız. Yani kavgayla, gürültüyle Beşiktaş toparlanamaz. Burada her iki taraf da sakin olacak. Hem taraftar, camia, hem teknik ekip, yönetim sakin olacak. Şimdi çok fazla ağır eleştiriler başladı Beşiktaş yönetimine. Ben haksız buluyorum. Yani daha 2 ayı doldurmuş bir yönetim, 60 günlük bir yönetime çok fazla bu kadar üstüne varmayın. Evet eleştirilsin mi? Tabii ki eleştirilsin. Mesela bu kadar ağır saldırıların altında ben şunu görüyorum. Sayın Başkan Hasan Arat seçilmeden çıtayı çok yüksek tuttu. Ne demişti? İşte Chelsea, Paris Saint-Germain'le El Nasır. başka El Nasır işte başkan ve sahip düzeyinde ilişkilerim çok iyi. Hemen oyuncu getirebiliriz. Hemen şunu yaparız, bunu yaparız. Bence başkan keşke bunu demeseydi. Ya yani bu çıtayı yükselttiği için insanlar da doğal olarak o beklentinin karşılığını almak istiyorlar. Kartal abi Bunu yeni yönetim yapmayacaktı başkan. Ben hata olarak 3 görüyorum onu. Aralık'ta geldi değil mi? Evet. Beşiktaş'ta. 11 Ocak'ta transfer dönemi başladı. Yani nereden baksan 40 güne yakın bir süre eder. Evet. Şimdi Beşiktaş taraftarı da haliyle şunu söylüyor. Şimdi Sayın Başkan'ın açıklaması yani 1,5 yıldır bu seçime hazırlanıyoruz diye. İşte onu Şimdi söylüyorum. oradan gelen bir hazırlık var diyor taraftar. Seçildiniz diyor 3 Aralık'tan itibaren bir süre var 11 Ocak'a kadar Doğru. diyor. O zaman 11 Ocak'ta transfer dönemi açıldığında
ki bana 20 puan fark katmış rakiplerin bile transferlerini getiriyorlar ya da bir şekilde transferde hareketlilik var. Ben bizde neden getiremiyorum diyor Beşiktaş doğru. taraftarı. Bunun hayal kırıklığını yaşıyor. Ya doğru, bakın yani ben eleştirilmesin, işte tepki gösterilmesin anlamı söylemiyorum. Tabii ki olacak. Şimdi taraftar, sonuçta bu insanlar cebinden para vererek geliyor. Gerekirse çoluğundan çocuğundan kısıyorlar. Bak şimdi ben üzüldüm. Sivas'a gitmişler. Bilmem sıfır derecede kendilerine ayrılan yerde doldurmuş Beşiktaş taraftarı. Yani günah. O insanlar oraya gidiyor. İstanbul'dan gidenler de var. Tanıdığım insanlar da var işlerinde. Oraya gitmiş be kardeşim. Yani biraz takım da biraz vicdanlı olacak ya. Bir şey yapacak. Kazanamayabilirsin. O ayrı bir şey. Deplasman, Sivas öyle ya da böyle. Ama mücadele edeceksin. İlk yarı hiç öyle bir şey yok. İkinci yarı tamam toparladı. Bir şeyler yapmaya çalıştı. Berabere de kalabilirdi. Belki de galip de gelebilirdi ama sen bir direnç göstereceksin. Şimdi oraya giden taraftar tabii ki haklı çıkışta. Ama şunu da söylemek lazım. Biraz daha tamam sabır diyeceğiz ama sabır da nereye kadar? Şimdi transfer dönemi noktalanmadı. Ya bir noktalansın bakalım ya, bu yönetim ne yapacak? Almazlarsa o zaman siz eleştirinizi yapın. Ben transferin olacağını, geleceğini düşünüyorum. Hele bu hafta büyük ihtimal bazı şeyler sonuçlanacak. Şimdi konuşuyorum, yöneticilerle de konuşuyorum. Feyyaz Hoca ile, Feyyaz Uçar'la da konuşuyorum. Samet Hoca ile de konuşuyorum. Ya yani şunu söylüyorlar. Samet, Sayın Aybaba zaten dün taraftara o açıklamayı yaptı. Hazır adam almak istiyoruz diyor. Hazır adam alamadığımız için sezon başı bu hale geldik diyor. Çok doğru. Fenerbahçe niye başarılı? Aldığı oyuncuların hepsi hazır. Biz hazır adam baktığımız, gelirse parayı bastırıp alacağız diyor. Ama hazır adamı o yüzden işte geciktik. Kartal abi Beşiktaş taraftarı da diyor ki o. Hala bir tarama mı var? Yani niye isimler net değil diyor. İsimler yani. Var. İsimler var ama görüşmeler sürüyor diyorlar. Yani bonservis var işin içinde. Biz tabii ki kulübün yapısı önemli. Şu an inanılmaz derecede Beşiktaş mali yönden rahat değil. Onu söyleyelim. Tabii. Yani gelir gelmez Hasan Arat ve yönetimi kucağında bomba buldu. Geldiler Ruiz'e 2,5 milyon. Ondan sonra... İşte biri bir şey daha çıktı ya. En son Vida bugün, çıktı bugün. Vida çıktı söyleyeyim. 1.9 milyon euroluk bir fatura var şu anda Vida noktasında. Şimdi şöyle, fatura edilmiş 1.9 milyon euro kulübe. Kulüp de faturayı taraflar arasında herhangi bir menajerlik sözleşmesi yok. Davacının alacağı varsa bile bu zaman aşımına uğradı şeklinde. Beşiktaş da geri iade ediyor bu faturayı. Ya orada bir sıkıntı var ama şimdi Victor Ruiz'den ödenecek ya da ödenen 2,5 ödendi, 2,2 ödendi tabii, ödediler, sıfırladılar. Ücret. Bir arada bir şey daha var. Tyler Boyd var. Vida var. Şimdi tamam yani, yeni yönetim transfer yapacak da yani eskiden gelen o kadar borç ve çıkan. Ya eskiden gelen o kadar şey var ki. Fazla program var evet, ki. Yani ne yapsınlar? Şimdi ben burada ben gazeteci olarak kimseyi savunma şeyim yok. Aynısını mesela Sayın Serdar hep söylüyorum. Sayın Serdar Adalı da kazansaydı, Adalı'ya da bu şekilde davransalardı konuşacaktım. Ya yazık, bir bekleyin. Ya kolay değil, bakın ileride Beşiktaş yönetici bulamayacak. İnsanlar kaçıyor. Yönetici yapamıyor. Gerek Serdar Adalı gerek Hasan Bey yönetici bulurken kallem ettiler, bazılarını ikna ettiler. Çok var ikna almayan. Bulamayacaklar ya, biraz rahat bırakalım. Bu arada, destek olalım. Samet Aybaba'yla taraftarların işte diyaloğu da ekranda. Ben giderim diyor Samet Hoca. Kartal abi, buradaki sıkıntı şu. Yani bilmiyorum Gürcan abi ne düşünüyor ama şimdi bu diyaloglar giderek sertleşmeye başladı. Bir de birebir oluyor artık. Daha tatsız görüntüler böyle devam ederse ortaya çıkabilir gibi. Çıkacak, onu diyorum işte. Bak burada problem ne biliyor musun? Beşiktaş kazandığında da böyle oynuyordu. Tabelada galip yazdığı için kimse bir şey söylemiyordu. Tabii oyun yok. Yani işte Karagümrük'ü yenerken de ya da Rizespor'u deplasmanda yenerken de çok artı bir oyun yok. Çok müthiş bir Beşiktaş seyretmedik yani. Orada işte Semih biraz gençliğiyle aldı, sırtladı. Skorları o yaptı zaten. götürdü. Kartal çok haklı. İki türlü de haklı. Bir, yönetimin zamanı ihtiyacı var. İki, niye geldi Hasan Arat? Siz yapamadınız, ben yapacağım dedi. Yapacaksınız. Tabii, yapacak, o ayrı. Yani yapacak. Zamana ihtiyacı var. Ama işin öbür tarafından da sen beceremedin, ben yapacağım diyorsan Ahmet Nur Çebi'ye ve seçiliyorsan oraya da yapacaksın. Yapacaksın.